Yaşar Kemal Uğurlu Çaykur Rizespor Galatasaray karşılaşmasının ardından şu anda var ve avarlar açıklanmadı. Onun dışında bir maça atanmış değil. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Bir, var ve avarlara göreve atanır mı? Onun için mi acaba burada yok oraya atanacak? Bunu da bilebilir miyiz? Bir de yani Bu da iki. merhaba hocam. Merhaba. Geçen haftadan maç yöneten hakemlerin kaçı atandı? Biz onlara bakmadık. Sen onların hepsinin hesabını tutuyorsundur. Ya da bu durumu nasıl okumak gerekiyor? Yani hoca senin maçı yönetmeni biz beğenmedik. Mehmet Demirkol'un az önce söylediği Galatasaray Kulübü'nün açıklamasında cellatbaşı olarak nitelenen evet biz de bunu onayladık mı demek istiyor. Nasıl okumak lazım bu görevlendirmeyi? Evet, biraz bilgi sahibi olabiliriz bu atamalarla ama konuşmak için erken olur. Şöyle ki biraz önce Mehmet Bey'in de dile getirdiği gibi varları ve avarları görmedik. Eğer var veya avar olarak görev verilirse bu Yaşar Kemal Uğurlu'ya görev verilmedi anlamı çıkmaz buradan. Çünkü Merkez Hakem Kurulu elinin çok dar olduğunu ve hakemleri hatta gerekirse aynı hafta içinde birkaç defa kullanabileceğini de Şimdi söylemişti. şunu açık o zaman açıklayalım. Eğer var görevi varsa Yaşar Kemal Uğurlu'nun bu hafta biz hocayı başarısız bulmadık anlamına gelir mi bu? Var görevi varsa Yaşar'ı biz başarısız bulmadık veya biz başarısız bulduk fakat böyle şekilde itham edilmesini de kabul etmiyoruz. O yüzden biz hakemimizin arkasında olduğunu beyan Anladım. ediyoruz anlamına da gelir. Okey. Yani başarısız bulduk fakat arkasındayız anlamına da gelir. Zorbay Küçük, Alişan Salan, Yaşar Kemal Uğurlu, Abdülkadir Bitigen. Bu dört hakem bu hafta görev alamadı. Mesela Abdülkadir Bitigen'in ben başarılı olduğunu düşünüyorum dünden. Alişan Salan golde bir faul diye iptal ettiği bir gol var ama saha içinde hakem onu faul olarak görür, faul olarak değerlendirilir, kabul edilebilir Hangi bir maçtı durumdur hocam? hakem için. Hatırlatalım lütfen. Evet. Başakşehir kimle oynuyordu? Başakşehir Alanya maçında. Alanyaspor. Evet, Başakşehir'in bir golünü iptal etti. Bana göre faul değildir. Size göre Dembaba'nın faul. pozisyonu. Evet, faul değildir ama Murat Bey'e göre de fauldür belki. Sana göre, bana göre bir pozisyondu. Ama o da bekliyor. Zorbay Küçük kabul edelim. Gilerme'nin atılışı veya öbür penaltıda kabul görmedi. Onun için bekliyor olabilir. Bilemiyoruz ama tek görev almayan hakem Yaşar Kemal Uğurlu değil. VAR'lar açıklanmadı. Beraberinde şunu da söyleyebiliriz. Yaşar Kemal Uğurlu'nun video yardımcı hakemi Koray Genceller'in de maçı yok şu anda. Oradan da bir yere gidebilmek Şimdi için yine Koray VAR'da. Genceller'in atama olmamasını şundan olabilir mi? Yani şeye çağırdı ya penaltı Evet. tartışmasından dolayı. Yani Zaten orada hani bence penaltı olmalı ama kurallar penaltı değil diyor. evet. Yani ilk penaltıda Koray Genceller'in yapabileceği hiçbir şey yok. Evet. Hakem bir temas görmüş. Ki konuştular Temasın zaten. etkisinin ne olacağını hakem karar verir. Oradaki yoruma video hakem karışamaz. Karışmamak da doğruyu yaptı. Acaba Andone'nin pozisyonunda neden çağırdın gibi bir suçlamaya ya suçlama demeyelim de Merkez Hakem Kurulu tarafından yanlış yapıldığına dair bir fikri varsa belki de Koray da o yüzden atanmayacak bilmiyoruz. Mesela Ali Palabıyık da çok önemli ve değerli hakemlerimizden biri. Onun da bu hafta maçı yok. VAR açıklandıktan sonra onunla ilgili de bir yorum yapabiliriz. Peki hocam Trabzon şimdi var yok da ne zaman açıklanıyor ne zaman varlar? açıklanıyor? Perşembe mi açıklanıyor? Zannediyorum Perşembe günü veya maçların oynanacağı Peki gün açıklayacaklar. diyelim ki yok. Evet. Ya birilerininki olmayacak herhalde. Hepsi birden de görev almayacak. Evet. O Peki zaman bu hakemler Riva'da, kampta evet. 15 gün boyunca hiçbir işleri yok. Öyle oturuyorlar. Yani o gerçekten ciddi bir problem Maçları halini seyretmek bir almaya. eğitim ya. O da o şekilde değerlendirebilir. Boş Beni vakitlerde tutamazsın orada. maç. Ben deliririm yani. İşim yok, Ya o gücüm yok. yüzden hani